Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf koza yayınları sayfa 210 ve 214'teki öğrendiklerimizi uygulayalım kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki prizmaların hacmini birim küp cinsinden bulunuz demiş arkadaşlar. Hacim bu şeklin kapladığı yere diyoruz arkadaşlar. Birim küp cinsinden yani kaç tane birim küp olduğunu bize sormuş. Tek tek saymamız gerekiyor. Bunun kolay yöntemi şudur arkadaşlar. Bakın yan yana 4 tane var burada. 4 yazdık. Arkaya doğru da 4 tane var. O zaman 4 ile 4'ü çarparak bir sırada alttaki bir sırada şurada kaç tane olduğunu bulabilirsiniz. 4 ile 4'ü çarptığımızda 4 çarpı 4 16 yapar. Yani bir sırada 16 var. Kaç tane üst üste sıra var? 1, 2, 3, 4 sıra var. O zaman 16 ile 4 tane üst üste olduğu için 16 ile de 4 sırayı çarparsak arkadaşlar toplamda kaç tane birim küpü olduğunu bulabiliriz. 6 kere 4 24 elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6 yapıyor. Yani 64 birim küpten oluştuğunu bulmuş olduk. İlk şeklimizin cevabı olarak. İkinci şeklimize geçtiğimizde de aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Yana doğru 3 tane var arkadaşlar. Arkaya doğru da 3 tane var. Önce 3 ile 3 çarpacağız. 9 eder. Sonrasında 1, 2, 3, 4 katlı olduğu için 9 tane 4 tane 9 ne yapar? Onu bulmam lazım. 4 sıra olduğu için. 9 kere 4'ten 36 olarak da ikinciyi bulmuş oldum. Birincisi 64, ikincisi de 36 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Üçüncüye geçtiğimizde yan yana doğru 3 tane var. Arkaya doğru 2 tane var. 3 ile 2'yi çarpacağız. 3 kere 2, 6 ediyor. Sonrasında yine 4 sıra var gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4 sıra. 6 ile 4 sırayı çarptığımızda 6 kere 4, 24 birim küp. O da bulunmuş oldu. A şıkkımız 64. B şıkkımız 36. C şıkkımız da 24 olarak bulunmuş oluyor. Birinci sorunun cevabı olarak. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Buradaki işlemleri temizledik. Sizler durdurarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki prizmaların için hiç boşluk kalmayacak şekilde kaçar tane birim küp ile doldurulabileceğini bulunuz. Bu sonuçlardan yararlanarak prizmaların hacimlerini birim küp cinsinden yazınız demiş arkadaşlar hiç boşluk kalmayacak şekilde kaçar tane birim küp ile doldurulması gerektiğini de anladık. Yani hacmini soruyor arkadaşlar. Kaç tane birim küp gerekiyor bize diye sormuş. Hacimlerini de ifade etmemiz isteniyor. Zaten kaç tane birim küp olduğunu bulduğumuzda hacmini de bulmuş olacağız. Yine yukarıdaki gibi çözüyoruz. Yan yana doğru 2, 4, 6 tane var. Arkaya doğru 2 tane var. 6 ile 2'yi çarpacağız önce. 6 kere 2. 12 tane kullanmış olduk. Kaç tane satır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıra var. 2, 4, 6, 7 evet. 12 ile de 7'yi çarptığımızda hacmini ve kaç tane birim küp gerektiğini bulmuş olacağız. 7 kere 2, 14 elde var 1. 7 kere 1, 7 elde eklediğimizde 8. 84 birim küple A şıkkımızdaki yer kaplanabilir. E, ee, ekstradan mı soruyor ona bir bakayım arkadaşlar. İçinin bu hiç boş kalmayacak. Şimdi kaçar tane birim küp ile doldurulabileceğini. Daha demiyor yani. Bunları çıkarmamıza gerek yok. Bunun üstüne kaç tane daha eklememiz gerektiği sorulabilirdi. Onu sormamış. Bu şeklin kaç tane birim küple dolacağını sormuş. 84 A şıkkımızın cevabı olmuş oldu. B'ye geçtiğimizde 3 tane yan yana var. 3 tane de arkaya doğru var. 3 ile 3'ü çarpacağız. 3 kere 3 9 yapıyor arkadaşlar. Kaç tane sıra var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sıra var. 9 kere 8 ne yapar? 72 yapar. Yani 72 birim küple de B şıkkımız dolmuş olur arkadaşlar. Dikeyde 7, 8 sıra olduğu için. C'ye geçtiğimizde 5 tane yan yana doğru var. Arkaya doğru da 5 tane. O zaman 5 ile 5'i çarpacağım önce. 5 kere 5, 25 Yukarıya doğru kaç sıra kullanılmış? 1, 2, 3, 4, 5 sıra kullanılmış. O zaman 25 ile de 5'i çarparak toplamda kaç tane birim küpe ihtiyaç olduğunu bulmuş oluruz. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere 2, 10. Elde 2'yi de kullandığımızda 12 yapar. Yani 125 tane birim küp kullanılmış. C şıkkında diyoruz arkadaşlar. Bu şekli doldurabilmek için. Ve alttaki 3 şeklimizle devam ediyoruz. Buradaki işlemleri temizliyorum arkadaşlar. Alt tarafa doğru ilerleyeceğim. Sizler durdurarak eksik kalan kısımlarınızı tamamlayabilirsiniz. Ç şıkkına geçtiğimizde. Burada bakın yan yana doğru 3 tane. Arkaya doğru da 3 üç tane. 3 ile 3 çarpıyorum. 3 kere 3. 9. Kaç sıra kullanılmış? 1, 2, 3, 4 sıra kullanılmış. 9 ile de 4'ü çarptığımızda 36 tane birim küpe ihtiyaç olduğunu C şıkkında da bulmuş oluyoruz. D'ye geçtim. Aynı işlemi uyguluyorum. 2, 4, 6 tane kullanılmış. 2, 4, 6 tane kullanılmış. 6 kere 6 36 tane bir satırda kullanılıyor. Yani bir sırada arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kat kullanılmış. O zaman 36 ile 6'yı çarparak toplamda kaç adet kullanılması gerektiğini bulabiliriz. 6 kere 6, 36 elde var. 3, 6 kere 3 18. 3 de elde vardı. 21. Yani toplamda 216 tane birim küp kullanılması gerekiyor. D şıkkını tamamen doldurabilmek için. Ve son olarak E şıkkına geçiyorum. 5 tane burada kullanılmış. 5 tane burada. Önce 5 ile 5'i çarpıyoruz. 5 kere 5 25. Kaç satır kullanılmış? Yani sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra kullanılmış arkadaşlar. 25 ile de 10'u çarpacağız. 0, 0, 1 kere 5, 5, 1 kere 2, 2. Topladığımızda 0, 5, 2, 250 tane birim küp kullanılması gerekiyor. E şıkkımızı tamamen doldurmak için diyoruz. Ve sayfa 210'daki tüm soruları bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 214'teki işlemlerle devam etmiş olacağız. Burayı temizledim. Eksik kalanları durdurarak tamamlayabilirsiniz. 214'e bir bakalım. Evet birinci sorumuza baktığımızda demiş ki aşağıdaki prizmaların hacmini önce birim küpleri sayarak sonra taban alanı ile yüksekliği çarparak bulunuz demiş. Önce saymamız isteniyor arkadaşlar. Bakın sayarsam 3, 6, 9 tane burada. Arkasında 9, 18. Arkasında 9, 27 tane buldum sayarak. 9'ar 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 şekilde sıralanmış. Şimdi bunu bir de taban alanı ile yüksekliği çarparak bulalım demiş. Yani bizim 210'daki çözdüğümüz şekliyle istemiş. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Taban alanı 3 tane birimden oluşuyor. Burası da 3 tane birim. 3 ile 3'ü çarpıyorum önce. 3 kere 3 9 diyorum. Sonrasında bu çıkan 9'u da yükseklik olan yükseklik neresi? 3 tane birimimiz. Yükseklik şurası. 9 ile de 3'ü çarparak sonuca ulaşmış oluyorum. 9 kere 3 27. Bakın yine 27'ye ulaştım. Önce sayarak söylemiştim 27'yi. Sonrasında tabanın alanını buldum. 3 ile 3'ü çarparak sonrasında da yükseklikle çarparak hacmine ulaşmış oldum. Her iki yoldan da çözmüş olduk. B'ye geçtim. Burada bakın 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 tane yine. B'de de 27 arkadaşlar. Şimdi bunu bir de taban alanı çarpı yükseklikle bulalım. Taban alanımız yan yana 3. Arkaya doğru 1 tane var. Önce 3 ile 1'i çarpıyorum. 3 kere 1. 3 yapıyor. Sonrasında yüksekliğimizle çarpacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da yüksekliğimiz. 3 ile 9'u çarpıyorum. 3 kere 9 ne yapar? 27. Bakın yine 27'ye ulaşmış oldum. A şıkkında hem sayarak hem taban alanı çarpı yükseklikten. B şıkkında aynı şekilde bulmuş oluyoruz. İkisinde de 27 çıkmış oldu. C ve Ç ile devam ediyorum. Buradaki işlemleri temizledim yine arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. C ve Ç şıkkı ile devam edelim. Öncelikle sayıyorum. 2, 4, 8, 12, 16, 20 tane. E burası 20. Arkasındaki 20, 40, 60, 80 tane arkadaşlar. Sayarak buldum. 80 diyorum. Şimdi taban alanını çarpı yükseklikten yapalım. Burası 4 birim. Arkaya doğru da 4 birim. Alanımız 4 kere 4'ten ne yapar? 4 kere 4 16 yapar arkadaşlar. Bunu bir de yükseklikle çarpacağız. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 16 ile de yüksekliğimiz olan 5'i çarptığımızda 6 kere 5 30 elde var 3. 5 kere 1 5. 3 de elde 8. 80 şeklinde cevaba yine ulaşmış oldum. Taban alanı çarpı yükseklikten. Ç'yi şey yapıyorum. Sayıyorum önce 6, 8, 10. 20, 30, 40 tane. Arkasında da 40 tane. Toplamda yine 80 bakın. Bunu da 80 buldum. Şimdi alandan gidelim. Burası 10 birimdi. Burası 2 birim. Önce 10 ile 2'yi çarpıyorsunuz. 10 kere 2 20 yapar. Sonrasında bunu yükseklikle çarpacağız alanı. 1, 2, 3, 4 birim yüksekliğimiz. 20 çarpı 4. 4 kere 0, 0. 4 kere 2, 8'den. Bakın oradan da 80 cevabına ulaşmış oluyoruz. Yine C ve C şıklarında cevaplar 80 olarak bulundu. Hem sayarak hem de taban alanı çarpı yükseklikten tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu şekilde 213. sayfadaki çalışmayı da tamamlamış oluyoruz. Ve 214. sayfadaki çalışmayla devam edeceğiz arkadaşlar. Aşağıya doğru indik. Yandaki küpün hacmini hesaplayınız. Bu küp ile aynı hacme sahip dikdörtgenler prizmasının taban ayrıtların birinde 3, diğerinde 6 birim küp vardır. Buna göre dikdörtgenler prizmasının yüksekliğinde kaç birim küp vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu soruda arkadaşlar bu şeklin hacmini bulmamız isteniyor. Bakalım. Burası 6 birim. Burası ise 2, 4, 6 birim. 6 ile 6'yı çarpıp önce taban alanını bulacağız. 6 kere 6, 36. Sonrasında yükseklikle çarpalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O da 6. 36'yı da 6 ile çarpıyorum. 6 kere 6, 36 elde var. 3, 6 kere 3, 18. 3 de elde, 21 yapar. Yani 216 birim küp bu şeklin alanına ulaşmış oldum. Diyor ki bir tane daha dikdörtgen prizması çizilmiş. Ve tabanında yan yana 3 tane ve arkaya doğru da 6 birim şeklinde varmış. Yani burası 3, burası 6 imiş bize diyor ki yüksekliği ne kadardır? Yüksekliğini bize sormuş. Şimdi nasıl yapacağız? 3 ile 6'yı çarptığımızda bunun taban alanını bulmuş oluruz. Önce 3 ile 6'yı çarpmam lazım. 18 yapar. 18 ile yüksekliği çarptığımda bununla aynı hacme sahip olması istenmiş. 18 ile kaçı çarparsam 216 yapar sorusu bize şu an soruluyor arkadaşlar. Kaçla 18'i bize 216 yaparı bulmak için 216'yı 18'e Bölmeniz gerekecek. Burada 21'in içerisinde 18 bir defa çıkardığınızda 1'den 8 çıkmaz yandan aldı 11'den 8 çıktı 3. Burada 1 kaldı 1'den 1 çıktı 0. 6'ya aşağı indiğimizde 36'ın içerisinde 18 2 defa 18'de 2'yi çarptığımızda da 36 yapar ve kalan 0 0 olur. Yani yüksekliğimizin de 12 şeklinde 12 birim küpten oluşması gerektiğini bulmuş olduk. Bu soru birazcık dikkat gereken. İki tane birim küpü e, prizmayı aynı düşün e, aynı soruda düşünmemiz gereken bir soruydu arkadaşlar. Önce bunun hacmini buldum. Sonrasında diğerin taban alanını bildiğim için onun hacmini taban alanına bölerek yüksekliğe ulaşmış olduk. Kolay bir soru değildi arkadaşlar. İkinci soruya dikkat edelim. Anlamadığımız yeri tekrar dinleyerek e, o kısmına yoğunlaşalım diyoruz ve üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bundan sonra buna benzer yine sorularda karşımıza gelecek alt, alt kısımlarda o sorulara ekstra dikkat edelim. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Buradaki işlemleri temizledim. Alt soruya doğru geçiyorum. Yandaki dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayınız. Bu prizma ile aynı hacme sahip bir kare prizma oluşturuluyor. Bu kare prizmanın tabanı 16 birim küpten oluştuğuna göre yüksekliği kaç birim küpten oluşur diye sormuş. Yine yukarıdakine benzer bir soru arkadaşlar. Önce bunun hacmini hesap edelim. Burası 2 birim. Burası 3 birim. 2 ile 3'ü çarptım. 2 kere 3 6 yaptı. Sonrasında yükseklikle çarpacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ile çarpıyorum. 6 kere 8 48 arkadaşlar. Demek ki buranın hacmi 48 birim küpmüş. Diyor ki bir tane kare prizma oluşturduk. Bu kare prizmanın tabanı 16 birim küpten oluşmuş. O zaman bu kare prizma bakın kare diyor. Karenin nasıl olması lazım? Şöyle yine çizdim. Burası yükseklik olacak. Birazcık şunu yanlış çizdim. Yükseklik de şurası. Kare prizma olduğu için arkadaşlar bu. Tabanın alanı nasıl şekillenecek? Ondan bahsedelim önce size. 16 birim küp olması için burası 4. Burası 4 olması lazım. Neden? 4 ile 4'ü çarptığımızda ne yapar? 16 yapar. Bunu biliyoruz. Zaten bunu bulmamıza da gerek yok. Sadece bilgi olarak verdik. Şimdi taban alanı 16. Yüksekliği bilmiyoruz. Yukarıdaki sorunun aynısını yapacağız arkadaşlar. Hacmi bununla aynı olduğu için hacmini taban alanına bö bölerek yüksekliğine ulaşabilirsiniz. Yani 48'i 16'ya bölerek burada yine yüksekliğe ulaşmış olacağız. 4'ü bulmamızın sebebi sadece soruyu biraz daha anlamanızı sağlamak. 48'in içerisinde 16 3 defa 16 çarpı 3 48 yapar arkadaşlar. Kalan 0 0 yani yüksekliğimizin de 3 olduğunu Buradan bulmuş oluyoruz. Yine yukarıdaki soruya benzer bir nitelikte soruyla arkadaşlar. Bu tarz sorularda hep bu şekli kullanmamız, bu işlem yapısını kullanmamız gerekiyor dedik. Ve dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi 192 birim küptür. Ve yüksekliği 6 birim küp uzunluğundadır. Bu prizmanın tabanının kaç birim küpten oluştuğunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bu sefer... Prizmanın hacmini söylemiş. Yüksekliğini söylemiş ve bunun tabanının kaç birim küpten oluştuğunu sormuş. Yani yükseklik ve hacmi verilmiş. Ne demiştik biz arkadaşlar? Yükseklikle taban alanını çarptığımızda hacme ulaşıyorduk. Burada tek bir işlem yapmamız gerekiyor. Hacmi belli olduğu için 192'yi yüksekliğe böldüğünüzde 6'ya böldüğünüzde taban alanı yani tabanında kaç tane birim küp olduğunu direkt bulabilirsiniz. Tek işlemle bu sorumuz çözülmüş oluyor. 19'un içerisinde 6, 3 defa 6 kere 3, 18 kalan 1. Burada 0. 2 aşağı indiğimizde 12'nin içerisinde 6, 2 defa 6 kere 2, 12 kalan 0, 0. Yani tabanında arkadaşlar, tabanında, tabanında 32 tane birim küp vardır diye birim küp vardır şeklinde soruyu çözmüş oluyoruz. Birim küp vardır şeklinde açıklamamızı da yazdık. Cevabımız da 32 olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorunun cevabı olarak. Ve beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. Beşinci soruya geçtik. Yandaki dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayınız. Bu prizma ile aynı hacme sahip bir kare prizma oluşturuluyor. Bu kare prizmanın yüksekliğinde 6 birim küp bulunduğuna göre taban ayrıtları kaçar birim küpten oluşur? Yine üçüncü ve ikinci soruya benzeyen bir soru. Üçüncü soruya daha çok benziyor arkadaşlar. Yine aynı yapıda çözelim. Hacmini hesap et demiş. Bakalım. Burası 5 birim. Burası 3 birim. Önce 5 ile 3'ü çarpacağız. 5 kere 3. 15. Şimdi bunu da yükseklikle çarpıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 15 ile de 10'u çarpıyoruz. 0, çarpı 5 0 0 çarpı 1 0 1 kere 5 5 1 kere 1 1 topladığımızda 0 5 1 150 birim küp hacmini buldum. Diyor ki bir tane kare prizma yaptık. Ve bu kare prizmanın e, alanı yüksekliği 6 birim. Pardon şurası 6 birim yüksekliği. Burası 6 birim olarak verilmiş. Taban ayrıtlarından birisi sorulmuş bize. O zaman 150'yi 6'ya bölerek önce arkadaşlar taban alanını bulabiliriz. Çünkü hacmi verilmiş, yüksekliği verilmiş. 150'yi 6'ya bölerek taban alanına ulaşabiliyoruz. Daha önce çözmüştük yukarıdaki sorularda. 150'yi 6'ya bölüyorum. 15'in içerisinde 6, 2 defa. 6 kere 2, 12. 5'ten 2 çıktı, 3. 1'den 1 çıktı, 0. 0 aşağı indim, 30. 30'un içerisinde 6, 5 defa. 6 kere 5, 30. Kalan da 0 0 oldu. Yani taban alanını 25 olarak buldum. Ama bize taban alanını sormamış bu soruda. Taban ayrıtları. Ayrıt dedi. Tabanının kenar uzunlukları arkadaşlar. Onun da bir kare prizma yani kare olduğunu biliyorum. O zaman hangi aynı iki sayıyı çarparsam 25 olur. Bunu düşünmem lazım. O da 5 arkadaşlar. 5 ile 5'i çarptığınızda ne yapar? 25 yapar. O zaman taban uzunluklarından birisi 5 birim olarak bulunmuş oluyor dedik. Nasıl diyelim? Şuraya da yazalım işlemi. 5 ile 5'i çarptığımızda 25 yapar. O yüzden her bir uzunluk ayrıtın uzunluğu 5 birim olması gerekiyormuş. Taban ayrıtlarından dedik şeklinde buraya çizmiş olduk. Yine 5'in soruda zor bir soru grubuna giren bir soru arkadaşlar. 2 ve 3'e benzeyen bir soru. Bu soruları ekstra dinleyerek mantığını kavramaya çalışmakta fayda var diyoruz. Ve altın soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki işlemleri temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki birim küplerle oluşturulmuş yapıların hacimlerini birim küp, birim küp cinsinden bulunuz. Yani buradaki şekil farklı şekillerin arkadaşlar kaçar tane birim küpten oluşunu bulmamız isteniyor. Tek tek sayacağız. Bakın bunu sayıyorum. Bir tane şu yanda var. 2 3 bunların altında var bir tane 4 buraya geçtim 5 6 bir tane altında var 7 buraya geçtim 8 9 altlarında var 10 Bir tek şurası kaldı 11 12 13 14 15 tane yani bu bir 15 birim küpten oluşmuş bir şekil diyoruz. Tek tek saymanız isteniyor arkadaşlar tek tek sayarak sonuca ulaşmış olduk. B'ye geçtim. Yine bakın bir tane şu yanda var. Sonra 2 3 bir tane altlarında var 4 5 altta var 6 şurada var 7 8 9 10 altta var 11 12 13 14 şu altta var 15 bir de bu var 16 bir tane de burada var 17 tane bunda da. Bunun hacmi 17. Tek tek sayıyoruz bakın. Burada görüş açısı çok önemli. Tek tek bakmanız lazım kaçırmadan. C'ye geçtim. Bakın 1 2 3 4 5 6 Altı, bunun altında var 7 8 9 10 11 12 13. Bunda da 13 tane varmış. Burada mesela şunun altındakini unutabilirsiniz. Şunun altında bir tane var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar sayarken. Ç'ye geçtim. Sayalım arkadaşlar. Şurada 1 2 3. Bakın burada 3 tane var. Şu arka şunun altında 3 tane var. Çünkü buradan gözükmüyor. Şunun altında 3 tane var. 6 yaptı. Bir de bu var 7. 8 9 bunun altında var 10. Bunu saydığımızda 11 altında 2 tane daha var. 12 13 oldu. Sonra şuraya geçtim. 14 15 bunun altında var. 16 17 18. Burada biraz görüş açısı çok önemli arkadaşlar. Farklı baş, açılardan başlayabilirsiniz. Buradan başlayarak sayabilirsiniz ama yine 18'e ulaşmanız lazım eksiksiz olarak. Eğer bir tane yeri unutursanız bu sorular karışır. Biraz görsel perspektif açısı e, önemli olan bir konu arkadaşlar. E, dikkatle bakmak gerekiyor. D'ye geçtiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, şurada var 7, 8, 9, 10 tane burada arkadaşlar. Bunun da hacmi 10 birim küpten oluşmuş diyoruz. Tek tek sayarak sonuca ulaşmış olduk her birisinde. Siz eksik bulduysanız arkadaşlar daha dikkat sayarak aynı cevaba ulaşmanız gerekiyor. Biz tam cevaplarını vermiş olduk altın soruda diyoruz. Ve yedinci sorumuz son sorumuza doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Demiş ki hacmi 10 birim küp olan ama prizma olmayan üç farklı yapı oluşturunuz demiş. Yani altın sorudaki gibi farklı şekillerde e, hac. 10 tane küpten oluşan şekiller, şekiller çizin demiş arkadaşlar bize. Şimdi biz bu 3 boyutlu bu şekilde çizemeyeceğiz. tabletle çizim yaptığımız için. Resim yeteneği iyi olanlar bu şekilde 3 boyutlu çizebilir, deneyebilir. Biz biraz daha 2 boyutlu çizeceğiz. Siz de defterlerinize veya kitaplarınıza daha güzellerini çizmenizi umut ediyoruz arkadaşlar. 10 tane birim küpten oluşturuyorum. 3, 4 bir tane şuraya koydum. 5 6 7, 8, 9, 10 tane. Bir tane şekil bakın 10 birim sağlayacak şekilde bir tanesini çizmiş oldum. Benzer bir tane daha çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olacak şekilde. Bu sefer de bu şekilde çizdim. Tabii 3 boyutlu çizebilenler daha iyi arkadaşlar. 3 boyutlu çizebilir. 3 tane farklı şekil demiş. 1'i çizdim, 2'yi çizdim. Bir tane daha çizeyim. 10 birim küpten oluşan. Onu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde çizmiş oldum. Bu da daha farklı bir boyut kazandırmış oldu. Bu şekilde 3 tane 10 birim olacak şekilde 10 birim küpten oluşacak şekilde 3 tane farklı şekil oluşturmuş oldum arkadaşlar. Siz de dediğimiz gibi daha detaylarını defterlerinize çizebilirsiniz. Sayfa 210, 213 ve 214'teki çalışmaları tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.